değişiklik yapalım. Başkanımıza bir hoş geldin değişiklik yapalım mı? Evet, hazır mıyız? Çarşamba hazır mıyız? Hüseyin! Daha canlı mı? Hüseyin! 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 Allah razı olsun. Evet, halkın içinden halkın adamı, beklenen başkanımız, Çarşamba Belediye Başkanımız Hüseyin Dündar şu anda aramızda. Vatandaş hizmet bekler, boş kaflara karın tok. Artık hizmet vaktidir, kaybedecek zaman yok. Çarşamba haliye hayrola, hizmette geri kaldık, yeter 5 yıllık mola. Hüseyin Dündar geliyor, haberler sağa sola. Hüseyin Dündar geliyor, milletime hayrola. Hüseyin Dündar geliyor, milletime hayrola. Evet arkadaşlar, merdiveni boşaltmanızı rica ediyorum. Evet, merdiveni boşaltmanızı rica ediyorum. Evet, değerli Çarşambalılar, uzaktan yakından törenimize katılan değerli oda başkanlarımız, değerli muhtarlarımız, değerli çarşamba hemşehrilerimiz, günün anlamını belirtmek üzere Çarşamba Belediye Başkanımız Hüseyin Dündar Bey'i mikrofona davetliyoruz. Şöyle alkışlarımızla. Arkadaşlar, merdivene çıkmıyoruz, rica ediyorum. Arkadaşlar, merdiveni boşaltıyoruz, rica ediyorum. Için değerli Kemal Işıkaltı hocamızı hocam abi bir defa daha almak istiyoruz. Oh.
Değerli gençlerim, çok değerli büyüklerim, muhterem hanım kardeşlerim, basımımızın değerli mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bu güzel günü, bu müstesna günü bize yaşattığı için Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum. ...31 Mart seçimlerinin ülkemize, çarşambamıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Cumanız mübarek olsun. Cumanın feyzi, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli hemşerilerim, bundan tam 2 ay önce 5 Şubat'ta Çarşamba bizi sever, biz de çarşambayı. Kadir Şinas, çarşamba halkı
en iyi hakemdir diye bağımsız adaylığımızı ilan edip yola çıkmıştık. Siz değerli hemşehrilerimizin ne kadar Kadir şinası olduğunu, Kadir kıymet bildiğini, nasıl hakkaniyetli bir hakemlik yaptığını bütün Samsun gördü. Bütün Ankara gördü. Allah'a şükürler olsun. Allah'ın yardımı, yol arkadaşlarımızın gayreti, çarşambalı hemşehrilerimizin güven ve itimadı ile hep birlikte kazandık. Sizler gibi yol arkadaşlarım ve hemşehrilerim olduğuna burada bu meydanda şükrediyor, hamd ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Sizler çarşamba 31 Mart'ta verdiği o büyük kararla Hüseyin Dündar'a memleketine hizmet yolunda geçit vermeyen siyaset mühendislerine çarşambalının nasıl yol verdiğini çok açık, ibretlik bir tabloyla gösterdiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Memleketinize sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bu hareketi hep birlikte başlatıp bu noktaya getirdiğimiz için sizlere teşekkür ediyorum. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Ayetine uygun olarak yol yürümeye devam edeceğiz inşallah. ...31 Mart'ta kaybedenleri de kazanacak bir anlayışla tüm çarşambayı kucaklayacağız. Değerli hemşehrilerim, geçmişte sizlerden aldığımız yetki ve destekle büyük bir köy durumundaki çarşambamızı, bu ilçemizi 3 dönemde modern bir şehir durumuna hep birlikte getirmiştik. 100 yıl boyunca şu köprüden ve etrafından ibaret çarşambamızı yeni bir şehir vizyonuyla inşa etmiştik adeta. Yollar, köprüler, meydanlar, otogarlar, Sebze Hali, üniversite, organize sanayi bölgesi çalışmaları, altyapı çalışmaları, düzenlemesi çalışmaları, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı gibi çalışmalar, çarşambamıza yeni içme suyu temini projeleri, altyapı projeleri, yollar, bütün bu çalışmalarla çarşambamızı bir noktadan alıp bir seviyeye hep birlikte taşımıştık. Şu köprü etrafında bütün çarşamba aracıyla, kamyonuyla, yayasıyla
şu 7-8 metrelik köprü etrafında bütün trafik buradan işlemişti 2004 yılına kadar. Yeşilırmak üzerine inşa ettiğimiz yeni köprüler, bağlantı yolları, çarşambamızı Ayvacık Salı Pazarı yolu istikametinde ve Yeşilırmak boyunca geliştirip büyüttüğümüz belediyecilik anlayışıyla 2019 yılına kadar gelmiştik. Çarşamba belediyemizin öz kaynaklarıyla, kendi imkanlarıyla Türkiye'de örnek sayılabilecek bir projeyle eski mezbahane bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatmıştık. Hem de belediyenin imkanları, belediyemizin öz kaynaklarıyla Kavak dibinden karayolu kenarından başlayıp Yeşilırmak boyunca devam edecek kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 19 Mayıs Üniversitemizin burada kurduğumuz hayırseverlerle birlikte inşa ettiğimiz üniversite kampüsüyle Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksek Okulları'yla Yeşilırmak kenarında arazilerini bularak çok kısa bir süre içerisinde temin ettiğimiz, tahsis ettiğimiz lise kampüsleriyle çarşambamızda eğitime 3 dönem boyunca yaptığımız büyük yatırımlarla çarşamba adından söz edilen belediyecilik hizmetleri övgüyle bahsedilen bir şehir haline gelmiştir. Sizlerin destekleriyle 2004 yılında, 2009 yılında, 2014 yılında sizlerin güçlü destekleriyle yetki almış bu hizmetleri hep birlikte başarmıştık. ...2024 yılına geldiğimizde her şey siz değerli Çarşambalı hemşehrilerimizin, Samsunlu hemşehrilerimizin gözleri önünde biliyorsunuz. Geldiğimiz nokta itibariyle bu hizmetlere, Hüseyin Dündar'ın bu hizmet yürüyüşüne sizler bağımsız belediye başkan adaylığımızı ilan etmemiz ve hep birlikte tek yürek olup bu yolu birlikte yürümemiz neticesinde yine siz bu yolu açtınız. Bütün çarşambaya bizlere destek veren siz değerli hemşehrilerime kalpten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum. Değerli hemşehrilerim, bugün çarşambamız tarihi bir günü yaşıyor. Sizlerin sayesinde, Cenab-ı Allah'ın takdiriyle bu 2 aylık süreç içerisinde gittiğimiz bütün yerlerde, mahallelerimizde ziyaret ettiğimiz esnafımızla, sokaklarımızda, caddelerimizde yaptığımız toplantılarımızda bu millet eski belediye başkanlarının, Hüseyin Dündar'ın yeniden Çarşamba Belediyesi'nde hizmete gelmesini istiyorsa bunu Cenab-ı Allah da takdir ediyorsa bunun karşısında kim durabilir dedik. Kimse duramadı Allah'ın izniyle.
Yine bu anlayışa uygun olarak 3 dönem çarşambamızda yaptığımız hizmet belediyeciliği anlayışına uygun olarak bütün çarşambaya adaletli davranarak dürüstlüğü ve fazileti elden bırakmayarak hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Bu vizyonumuza uygun olarak şehrimizi 143 mahallesiyle birlikte geliştirmeye devam edeceğiz. Değerli hemşehrilerim, sizler biliyorsunuz, seçim çalışmalarımızda 31 Mart'ta sizlerden yetkiyi alıyor, Bismillah diyor, kolları sıvıyoruz demiştik. Bugün o gün. Allah'a şükürler olsun. Bismillah dedik, yetkiyi aldık ve hizmete başlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Özledik seni başkanım, özledik. Değerli hemşehrilerim, 2 aylık seçim süreci boyunca konuştuk, meselelerimizi anlattık. Birbirimizle halleştik, dertleştik. Çarşambamızı, şehir merkezimizi derhal derleyip toparlıyoruz Allah'ın izniyle. Belediyemizin hizmet elini her yere ulaştırıyoruz. Seçim sürecinde söz verdiğimiz gibi çalışmaya, çarşambamızı özlediği belediyecilik hizmetleriyle buluşturmaya başlıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı o bölgede yaşayan vatandaşlarımızla birlikte, onların her bir hak sahibinin rızalarıyla, muvafakatlarıyla, görüşlerini ve rızalarını alarak yeniden ele alıp değerlendireceğiz. Karayolu kenarındaki çalışmalarımızı, şehir merkezindeki çalışmalarımızı, altyapı çalışmalarının çarşambalıyı canından bezdiren, şehrimizi yaşanılamaz hale getiren görüntüleri hep birlikte izale etmek, bunların üzerine gitmek ve bunlarla ilgili çalışmaları başlatmak üzere kolları sıvıyoruz. Üniversite kampüsümüzü yeniden, kampüsümüzü geliştirmek üzere orada başlatılan çalışmaları üniversite rektörlüğümüzle birlikte, hayırseverlerimizle birlikte üniversite kampüsümüzü geliştirmek üzere çalışmalarımıza başlıyoruz. Değerli hemşehrilerim, çarşamba Türkiye'de adından yine söz ettirecek şekilde bu seçimi başardı. Sizler 31 Mart seçimlerinde eski belediye başkanınızı bağımsız belediye başkanı olarak seçtiniz. Türkiye'mizde çarşamba büyüklüğündeki bir şehirde bu 31 Mart seçimlerinde başka bir karar bu şekilde çıkmadı. Sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum.
107 bin seçmenin sandığa giden ve geçerli sayılan 82 bin oyunun 35 bin küsürünü bağımsız belediye başkan adayından yana kullanan çarşambalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bir an önce mazbatamızı alıp göreve başlamak için 6000'in üzerindeki geçersiz oya itiraz etmedik. Yine 2000'in üzerinde bir oy adında bağımsız yazdığı için bundan önce böyle bir oy almamış bir partiye gitti. Ama siz değerli hemşehrilerim bu işe o derece inandınız ve bu konuda öyle sağlam durdunuz ki bütün bu geçersiz oylara ve başka yere giden oylara rağmen büyük bir farkla biz bu işi başardık. Bunlar da dikkate alındığında %50'nin üzerinde sayılabilecek bir oyla aslında siz eski belediye başkanınızı desteklemiş oldunuz. Artık seçimler geride kaldı. Çarşamba'nın bize oy veren, vermeyen bütün hemşehrilerimizi kucaklıyor ve hizmete başlıyoruz. Çarşambamızı bu anlayışla, bu barış ve bu huzur ortamı içerisinde bağımsız belediye başkanı olarak sizlerle irtibatımızı her daim açık tutarak sizlerle konularımızı ve gündemlerimizi hep paylaşarak ve açık bir yönetim anlayışıyla bundan sonra bir belediyecilik idaresini, bir belediyecilik yönetimini burada sergileyeceğiz inşallah. Değerli hemşehrilerim, seçim sürecinde konuşuldu. Belediye meclis üyelerimiz seçim kurulundaki itirazlar karara bağlanıp bazı partilerin yaptığı itirazlar sebebiyle meclis üyeliği konusundaki itirazlar karara bağlanıp mazbatalarını aldıktan sonra burada göreve başlayacaklar ve belediye başkanınız olarak seçim döneminde ifade ettiğim gibi sizlerin seçtiği Çarşamba'nın seçilmiş belediye başkanı olarak meclis üyelerimizi toplantıya davet edip çalışmaya başlayacağız. Çarşambamızın konularını, çarşambamızın gündemini, çarşambamızın gelişmesi ve faydasına olacak işleri Çarşamba Belediyesi'nde belediye başkanınızın başkanlığında Çarşamba Belediyesi'nin meclisiyle Çarşamba Belediyesi'nin çalışanlarıyla hep birlikte yürütmeye devam edeceğiz inşallah. Bu seçim sürecinde Çarşamba'nın her yerinde 143 mahallemizde Çarşamba'mızın caddelerinde, sokaklarında, pazar yerlerinde sizlerle gece gündüz yaptığımız çalışmalarda sizlerle konuştuğumuz gibi, sizlerle sözleştiğimiz gibi bağımsız belediye başkanınız olarak
hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Değerli hemşerilerim, birazdan dualarla birlikte duamızı yaptıktan sonra görevimize başlayacağız. Mazbatamızı önceki gün teslim aldık. Göreve başlayacağız. Ben teşekkür ediyorum. Ben seçim kurulunda adliyede bir mazbata töreni yerine hep seçim meydanlarında konuştuğumuz gibi 31 Mart'ta sizlerden alacağımız yetkiyle mazbatamızı aldıktan sonra belediye meydanında toplanacağımızı ve bismillah deyip göreve başlayacağımızı her vesileyle ifade etmiştik. Bu güzel katılımınız için, bu davete icabet ettiğiniz için, bu güzel tabloyu, bu eşsiz tabloyu oluşturduğunuz için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çarşambamızın güzel günleri, güzel yarınları olacak. Çarşambamızın güzel hizmetleri, yepyeni eserleri olacak. Çarşambamız adını yine başarılarıyla duyuracak inşallah. Biz bu şekilde kenetlendikten sonra, bizler bu şekilde omuz omuza, yan yana yol yürüdükten sonra bizim aşamayacağımız engel yok, yapamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hizmet yoktur diye inanıyorum. Böyle hemşerilerim olduğu için, böyle güzel insanların belediye başkanı olduğum için büyük bahtiyarlık duyuyorum. Değerli hemşerilerim, Ramazan'ın son günlerindeyiz. Bayrama yaklaşıyoruz. Sağlık ve huzur içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde, Ramazan'ı heda etmiş olarak bayrama eriştirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İdrak edeceğimiz Kadir gecemizi şimdiden tebrik ediyorum. Bu katılımınız için ve 2 aylık bu seçim sürecindeki çalışmalarınız, fedakarlıklarınız, çabalarınız, gayretleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine güzel günlerde hep bir arada bulunacak, güzel çalışmalar yapacak bir dönemi bizlere açması için Cenab-ı Allah'a niyaz ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Çarşamba Belediye Başkanımız Hüseyin Dündar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu yapmak üzere müftülük, Çarşamba Müftülüğümüz Mürakibi Necmi Diktaş Hocamızı mikrofona davet ediyoruz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, İçinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayımızı hakkımızda hayırlara vesile eyle. İçinde bulunduğumuz Cuma gününü bizlere hayırlara vesile eyle. Bu gece idrak edeceğimiz 1000 aydan hayırlı olan Kadir gecesini hakkımızda hayırlara vesile eyle. Ya Rabbel Alemin, 31 Mart günü yapılmış olan yerel seçimler sonucunda İlçemize, çarşambamıza yeniden başkan seçilen Hüseyin Dündar Başkanımıza
bu görevinde hayırlı hizmetler yapmayı nasip-i müessel eyle. Kendisine görev yapacağı süre zarfında hayırlı, güvenilir yol arkadaşları, dava arkadaşları nasip-i müessel eyle. Görev yapacağı dönem ve yıllar içerisinde önüne çıkabilecek engelleri Ramazan-ı Şerif yüzü hürmetine, idrak edeceğimiz Kadir Gecesi yüzü hürmetine def eyle ya Rabbi. Görev yapacağı, hizmet yapacağı zaman zarfında önüne set çekmek isteyen, engel çıkarmak isteyenlere sen fırsat ver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu güzel günde, bu cuma gününde, Leyle-i Kadir'in öncesinde, başkanımızın bu güzel gününde onu kırmayıp yalnız bırakmayan ve burada hazır bulunup elini almış hemşehrilerimizin ve bütün ahirete iltihal etmiş olan çarşambalı hemşehrilerimizin ruhlarını şad, makamlarını cennet, derecelerini âli eyle ya Rabbi. Amin, amin, daha ve yasin. Bi hurmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için, başkanımızın hayırlı hizmetler yapmasına vesile olması için El-Fatiha. Sayın Necmi Diktaş hocamıza teşekkür ediyoruz. Evet değerli hemşehrilerimiz, birazdan efendim başkanım başlayabiliriz. Evet. Değerli misafirler, dağılmadan öyle bir hatıra fotoğrafı çektirmek, sonrasında da burada görüşmek isteyen siz değerli hemşehrilerimizle görüşmek arzu ediyoruz. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Buradayız, merdivenin aşağısındayız. Başkanım, şöyle biraz sola geçelim. Arkadaşım orada, kameramız evet. Orada. Evet, konuşmanızı yaptınız. Evet. Önemli bir dönem geçirdiniz ve sonunda ipi önde göğüslediniz. İsteğinizi rica edeceğim. Evet, ben bugün çok müstesna bir anı, çok güzel bir günü yaşıyor çarşamba. Bütün hemşehrilerime ben teşekkür ediyorum. Sizler de burada şahitsiniz. Çarşamba Hüseyin Dündar'a hizmet noktasında yol vermeyenlere bu yolu çarşamba açtı diyoruz. Bütün çarşamba bu işe sahip çıktı. Memleketinin geleceğine sahip çıktı. Ben hemşehrilerime tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir de şunu sorayım. Bugün Kadir Gecesi önüm. Evet, bütün hemşehrilerimizin, çarşambanın, Samsun'umuzun, bütün İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Kadir geceleri mübarek olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, nezaketimiz. Sağ olun. Sağ olun. Tamam abi, açalım orayı. Reportaj mı? Hemen kalalım. Reportaj mı? Tamam. Ama burada görüşelim. Haydi haydi, geliyor mübarek olsun.